yaptı durumlar? Şimdi açıkçası İstanbul ve Ankara özelinde sordum. Hem güvendiğim siyasetçilere hem de bazı iktidara yakınlığı çok iyi bilinen gazetecilere. Şu kelimeler çok çarpıcıydı. Hayal kırıklığı var ve kaos var şu an parti içinde. Aradığımız insanlara ulaşamıyoruz diyorlar. Ve büyük ihtimalle bunun faturası daha bu geceden itibaren kesilmeye başlanır. Ne kadarı yansır dışarıya belli değil ama iktidar kanadında bir iç isyan bekleniyor. Bakın bunu ben tırnak içi ifade olarak söylüyorum size. Tekrar söylüyorum. İktidar kanadında AKP'de şu an bir kaotik durum var. Bir hayal kırıklığı var. Ve işte bazı adayların isimleri veriliyor. Bile bile nasıl bu adaylar gösterildi diye bir hesap sorma havasına girecekler gibi gözüküyor. İlçeler bazında ise İstanbul'da biz hani İmamoğlu'nun büyük zaferini görüyoruz ama bazı ilçelere de dikkat etmek gerekiyor. Zaten hani Eyüp Sultan, Sancaktepe, Bayrampaşa gibi önde gözüken ilçeler var, Arnavutköy gibi. Ama Üsküdar'la Beyoğlu da çok merak ediliyor. Az sandık açılmış durumda. Yani mesela Beyoğlu üzerinde özelinde baktığımızda %20'si sadece açılmış durumda. Ama buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beyoğlu'nda %20'si açılan sandık bazında önde gittiğini görüyoruz. Ama biz burada şöyle bir şey de fark ediyoruz bu seçimde, değil mi? Zaten Anadolu Ajansı verileri biraz geç, evet, açıklamaya başladı. Evet. Ve sonra açıklandıktan sonra da gördüğümüz arada çok ciddi farklar olurdu önceden. Şimdi %20'de bile öyle bir fark yok. Bu da bize bir şey işaret yani, ediyor galiba. Bakın mesela hani iktidarın çok bağımlı olan gazetecilerin bile biz böyle bir yenilgi görmedik cümlesi benim telefonumda var. Şimdi bu peki nasıl bir siyasal sonuç üretir? İzleyenlerimizin Halk TV ekranlarından gördükleri Ceren Mumay Kumbasar. Şimdi böyle bir tablo şekillenirse, şekillenen bu tablo kesinleşirse diyelim. Nasıl bir siyasal sonuç çıkaracağız? Kesinleşirse bir kere tabii şimdiden bir şeyler söylemek, yorum yapmak çok erken ama eğer böyle gider ve bu kesinleşirse... Ben zaten sadece büyük şehirler bazında bile hep söylüyordum. Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz, hukuksuz düzen bizi bir erken seçime götürebilir. Açıkçası burada tabii Barış Bey'e katılmamak mümkün değil. Ama AK Parti'de şöyle bir iklim var. AK Parti'de hesap soracak bir kesim yok. Hesap verecek bir kesim de yok. AK Parti bir tek adam sistemine alışık olan bir parti olduğu için... Orada muhakkak bir takım faturalar birilerine kesilecektir ama açıkçası ben bunun adaylar, ilçe başkanları, il başkanları bazında olacağını düşünüyorum. Fakat şunu unutmamak da gerekir. Biz seçimden önce her konuştuğumuzda katılım oranı %80'in altına düşerse kırmızı tabloyu göremeyiz. En azından çok küçük yerlerde görürüz diyorduk. Katılım oranı ile ilgili aslında öngörülerin neredeyse çoğu yanlış çıktı. Böyle bir heyecan yok, vatandaş çok mutsuz. Sandığa gitmiyor, sandığa giden vatandaş da hangi parti işte kırmızı bir harita bize çıkaracak, seçmen sandığa gitmeyecek diyorduk. Açıkçası bunda da yanıldık. Dolayısıyla bence 1 Nisan sabahı bugün yaşadığımızın çok daha büyük bir heyecanı, umudu, aslında memlekete duyulan sadece inanç ve güven değil, hep beraber ayağa kalkmak için bir hareket. Tabii bu anayasa tartışmalarıyla da ilgili önemli bir sonuç olacaktır. Anayasa değişikliği ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na önemli bir mesaj gidiyor. Timur, şimdi sana bir şey soracağım. Çok özür diliyorum. Timur'a geçmeden önce çok özür diliyorum Timur. Mesela yani İBB cephesinden önemli kurmay kadrosundan gelen bir mesaj mesela. Arnavutköy'de öndeyiz, Silivri'de öndeyiz, Çatalca'da öndeyiz, Beyoğlu'nda öndeyiz, Üsküdar'da öndeyiz, Sancaktepe'de öndeyiz, Bayrampaşa'da öndeyiz. Dur Ferit Demir'e, Timur sana da geleceğim ama Hatay'a gidelim mi Buket? Hatay'a gidelim. Hatay'ı en çok merak ettiğimiz kentlerden biri.